Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Borsalar çöküşte, ekonomik bu krizle birlikte, koronavirüs ile birlikte dalgalanmaya devam ediyor ve biz bu konuda neler yapmalıyız? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, dünyada belirsizlik devam ediyor. Dünyada bu işin nereye gideceği artık tahmin edilemez boyutta. Tahmin edenlerin ise pek olumlu bir tablo çizmediği ortamdayız. Öyle ki IMF'in, Dünya Bankası'nın veya merkez bankalarının, hatta kredi kuruluşlarının verdiği istatistikler ve tahminlere baktığımızda ülkelerin geçen seneye göre %10, %8, bazen %15'e varan küçülme tahminleriyle yüzleştiği ortada. Özellikle Avrupa ülkeleri, İtalya, İspanya gibi ülkeler çok kötü tablolar veriyor ve ne yazık ki Amerika'da bundan payını alanlar arasında. Sadece Amerika değil, uzak doğuda aynı şekilde, Çin'de aynı şekilde, Japonya'da aynı tabloyu vermekte. Ve hatta öyle ki bu işin ne kadar kötü boyutta olduğuna bakmanız için önemli olan nokta üretime bakmanızdır ve üretimi en kestirme şekilde anlamanın yolu da dünyada tüketilen enerjiye bakmaktır. Ve dünyadaki tüketilen enerjinin temelini oluşturan ham madde ise hepinizin bildiği üzere fosil yakıtlardır. Ve bugün fosil yakıtların durumuna baktığımızda, bugün petrol fiyatlarının durumuna baktığımızda inanır mısınız, daha bir gün önce Kanada'daki satılan varil başı petrol fiyatının 3 doların altına düştüğünü gördük ve şu anda Brent petrol 20 dolarlarda dolaşıyor. 19 dolara kadar sarktığı söyleniyor ve bazı yerlerde petrolün belki 9 dolara kadar düşmesi dünya çapında olası gözüküyor. İşte bu aslında şunu gösteriyor arkadaşlar. OPEC, yani petrol üretici ülkeler, üretimi kıstıkları halde, belirli bir kotada anlaştıkları halde petrol talebi o kadar kısıtlı ki, petrol alanlar, tüketenler o kadar talebi kısmış durumda ki petrol fiyatları yeter ki benden al diye petrol üreticileri dünyaya petrol satmaya çalışıyor. Fiyatı düşürüyorlar serbest piyasada. İşte arkadaşlar, durum pek iyiye gitmiyor. Diğer bir gösterge ise yine Amerika'daki ev satışları. Mart ayında Amerika'daki ev satışları %8 oranında düşmüş gözüküyor ki Nisan ayında Amerika'da asıl krizin, asıl koronavirüsün etkilendiği tarihti. Çünkü Mart ayında ben hala insanların sokakta normal bir şekilde dolaştıklarını, bu işi önemsemediklerini çok iyi bir şekilde hatırlıyorum. Diğer tarafta Türkiye'ye bakalım, biraz ülkeye bakalım. Ülkede insanlar eve kapanmış durumda. Amerika'da dahi benim gözlemlediğim, benim gördüğüm kadarıyla üretim devam ediyorken, Başkan Trump'ın açıklamasına göre %50 şeklinde ekonomi yavaşlamış halde. Peki Türkiye'de bu kadar önlem, bu kadar dışarıya çıkma yasağı, bu kadar memurların çalışma izinleri, bu kadar durmuş eğitim sistemi ve üretim bize ne ipucunu veriyor? Türkiye'de de üretim sıkışmış halde. Öyle ki arkadaşlar, Türkiye'nin ithalatı ihracatından fazladır. Ve bu öyle kötü bir durumdur ki bu tabloyu birazcık da olsa dengeleyebilecek şey turizmdir. Turizm bize her yıl yaklaşık 40-50 milyar dolar arası bir döviz girdisi sağlar. Şu anda turizm tamamen durmuş durumda. Güvendiğimiz, Türkiye'nin en büyük markası olarak gurur duyduğumuz Türk Hava Yolları'nın işleri sıfıra inmiş durumda. Hal böyleyken, hal bu kadar işler acısıyken Türkiye'nin durumu ne olacak? Öyle ki borsa dün %4'e varan düşüşler yaşadı. Hatta Pegasus 60 TL'ye kadar çıkmışken %10 bir düşüşü, bu kadar frenleme olan, borsada bu kadar kota olan durumda dahi gerçekleştirdi. Yani ortada bir manipülasyon var arkadaşlar. Çoğu insan doların durumunu merak ettiği gibi altının durumu da merak ediyor. Yani altın devam edecek mi? Altın yükselmeye devam edecek mi? 2000 dolarları görecek mi diye merak ediyor. Ve insanlar, bazıları da erken altın alan arkadaşlar, 1300'lerden falan dolarlardan altın alan arkadaşlar, şunu düşünüyor: artık kel realizasyonu yapmanın sırası geldi mi? Altınların bozdurayım mı?
Benim nacizane tavsiye olmayan fikrim şudur arkadaşlar. Elinizde altın varsa bozdurmamak en garanti şeydir. Çünkü her zaman her şeyi kar realize etmemek lazım. Bu kadar belirsizlik ortamda, belirsizliğin olduğu bir dünyada altına konumlandıysanız bu size sadece para ve kazanç kısmında değil, bu size geleceğinizle alakalı da bir güven verir. O yüzden bir miktar altınızın olması, bir köşede olması her zaman garantidir. Onun dışında Türk lirasına olan güven ne yazık ki umutsuzluk veriyor. Bugün Türk lirası dolar karşısında öyle bir değer kaybetti ki 1 dolar ne yazık ki 6.9 TL'ye kadar yükseldi. Bu kadar baskılamaya rağmen, bu kadar swap pozisyonunun daraltılmasına rağmen, swap'ın uluslararası piyasada %1'e kadar kısıtlanmasına rağmen Türkiye tarafından ne yazık ki doları baskılayamıyorsunuz. Ne yazık ki TL'nin değerini sabitleyemiyorsunuz. İşte ben bu noktada yine her zaman söylediğim hatalar silsilesinin en başına dönmek istiyorum. Rahip Brunson sürecine hatırlıyorsunuzdur. Rahip Brunson sürecinde birden dolar 7 liralara çıktığında ya serbest piyasaya karışmayın, bu kadar Merkez Bankası'nın dolarını sırf baskılamak için durdurmayın diye eleştirilerde bulunuyorduk. İşte Merkez Bankası'nın döviz rezervini harcadınız, milyarlarca doları erittiniz sırf lirayı baskılamak, liranın değerini koruyabilmek için. Ama bugün geldiğimiz noktada aradan bir yıl geçti ve o kadar harcanmış döviz, o kadar zarar edilmiş bankalar, devlet bankaları rezervleri ve tam olarak disiplinini bilemediğimiz harcamalar bugün bize yine en başa döndüğümüz tabloyu gösteriyor. Yani şunu demek istiyorum. Ne kadar baskılarsanız baskılayın. Ne kadar plan yaparsanız yapın. Uluslararası piyasalarla mücadele etmeniz imkansızdır. O yüzden benim hükümete nacizane tavsiyem, yani böyle Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki gibi, Abdülhamit Han'ın yaptığı gibi ufak borsa oyunlarıyla, döviz oyunlarıyla, hisse oyunlarıyla ekonomiyi ayakta tutmaya çalışırsanız gerçek çözümler bulamazsınız. Sadece günü kurtarırsınız ve bu kurtardığınız günler daha sonradan başınıza çorap örmeye başlar. Şu anda Türkiye'nin yüzleştiği olaylar aslında bu. Amerika, bakın arkadaşlar, bugün sevgili başkanımız, Amerikan Başkanı Trump benim şahsi hesabıma ilk taksit olarak 2400 dolar destek parası gönderdi. Şu anda Amerikalıların hepsi aile durumlarına göre, kazançlarına göre 1500 dolar, 2500 dolar, 3500 dolar paralar hesaplarında yürütüyor ve deli gibi kredi veriliyor ufak işletmelere vesaire. Peki aynı olayı Almanya'da da görebiliyoruz. Benzer olayları kalkınmış ülkelerde de görebiliyoruz. Türkiye neden bu kadar cılız kalıyor? Türkiye'de vatandaş neden nakite ulaşamıyor? Neden piyasada nakit krizi var? Çünkü arkadaşlar biz son 2 yıldır işte yaptığımız yanlış planlar, yanlış harcamalar, yanlış reaksiyonlar bizi bu duruma getirdi. Dünya kriz çekmiyorken, dünyada bolluk varken, son 2 senede balon da olsa, biz bu bolluğun içerisinden kendimizi sıyırdık ve kendi kendimizi bir bataklığın içine soktuk. Şimdi dünya o 2 yıldaki bolluğu bu gerçek kriz döneminde harcayarak, oradaki kazanımlarını burada tüketerek bir şekilde vatandaşlarına, işletmelerine destekte bulunmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'nin harcayacak kurşunu ne yazık ki pek kalmadı. Pek kalmadı, öyle ki Merkez Bankamızın dövizleri belki de tarihi dipleri görmüş durumda 2001 yılından bu yana. Ve öyle ki IMF tek çare gibi gözüküyor. Şimdi bazı arkadaşlar bana sinirleniyorlar. IMF kimisin Serkan? Neden IMF'den borç alalım? IMF bizi işte şöyle yapacak mı? Arkadaşlar, IMF uluslararası bir kredi kuruluşudur. Ucuza Ahmet kredi veriyorsa %1, %2 faizde Ahmet Bank'tan alalım. Araplar veriyorsa Arap'tan alalım. Hiçbir problem yok. Rusya mı veriyor? Hatta ondan alalım. En ucuzsuz krediyi kim veriyorsa, en mantıklı krediyi kim veriyorsa ondan alalım. Ama şu anki baktığımız tabloda IMF'in en mantıklı kredi oranlarını bize, hatta dünyaya sunduğu çok net ortada gözüküyor. Yani bir inat için, ya biz IMF'le bir daha dönmeyiz, IMF şöyle diyor, işte bir daha kendimizi yaptırmayız demek de bu iş olmaz. Dün yaptığımız bir yayında da bunu söylemiştim arkadaşlar. Türkiye'deki bu IMF nefretinin sebebi 2000 yıllara dayanıyor. O zamanlar özellikle sol hükümetler çok baskın olduğu için, memur tayfa,
IMF'e karşı bir ön yargıları vardı. Neden? Çünkü IMF borç verdiğinde Türkiye'ye şunu diyordu. Ya size verdiğim parayı memurlara zam yaparak memurlara akıtmayın. Bunları yapısal reformlar için gerçek sorunları çözmek için kaynak olarak kullanın ki ülke sürekli aynı bataklığa düşmesin diye tavsiyelerde bulunuyordu. İşte bazı şirketler veya özelleşmemiş Sümerbank gibi yapılar, burada çalışanlar buna itiraz ediyorlardı. Ama bana göre IMF'in verdiği tavsiyelerin %70'i, %80'i doğruluk payı içeriyordu. Arkadaşlar, biz kendi iş dünyamızda sorunları çözmeye çalıştıkça, yani dünyadan kopmaya çalıştıkça İranlaşırız, Venezuela'laşırız. Böyle olmaya gerek yok. Kafamızı kullanalım, açık olalım, demokrasimizi sağlam tutalım, hukukumuzu sağlam tutalım. Sonrasında açık piyasaya güvendiğimizde zaten denge bir şekilde tutturulur. Bakın bugün daha yeni bir olay gerçekleşti. Ne oldu? Af yasası ortaya çıktı. Değil mi? 2000'li yıllarda rahşan affı diye hala problemini yaşadığımız af olayı 2020 yılında tekrarlandı. Adam öldürmüş insanlar, cinayet işlemiş insanlar salınıyor. Binlerce, on binlerce insan. Bunların toplumda nasıl bir kaos yaratacağını biliyor musunuz? İşte arkadaşlar, adalet sistemine güvensizlik ekonomide de güvensizliği tetikliyor. Ekonomideki güvensizlik siyasi istikrarı zedeliyor. Siyasi istikrarda olan güvensizlik de iş adamlarını, para sahiplerini, sermaye sahiplerini ülkeden kaçırtıyor veya kaçmasalar bile kendilerini korumaya yönlendiriyor. Ve işte kendilerini korumadıklarında da para transferleri gerçekleşmiyor. Alım satımdaki para transferleri gerçekleşmediği zaman, bankalarda o paralar sabit durmaya başladığı zaman işte evine ekmek götüremeyen insanlar daha da fakirleşiyor. Daha da evine para götürecek ne yazık ki gücü kendinde bulamıyorlar. İşte bu zinciri kırabilmek için benim en büyük tavsiyem sizlere, bizi izleyen 3-5 bin insana, devlet yetkililerine belki Twitter'dan, lütfen artık inat yapmayı bırakın. Uluslararası piyasalarla, kuruluşlarla entegre çözümler üretmeye bakalım. Günü kurtarmak için 3-5 tanıdığı müteahhiti, büyük müteahhiti, ihaleciyi geçindirmek için yaptığımız bu debellenmeler, bu içine battığımız durum içerisinde çırpınışlar bizi daha da dibe çekiyor. Bu ülke vatandaşını 12-13 bin dolarlardan kişi başı milli gelirini 7 bin dolara kadar düşürdük ve daha da düşüyor. Belki şu anda konuşmak istemiyorum ama 500 milyar doların bile altına düşmüş bir ekonomimiz olabilir bu yılın sonunda. İşte bunlardan kurtulmak için arkadaşlar, dediğim gibi uluslararası kuruluşlarla, gerçekçi finans çözümleriyle, gerçekçi yapısal reformlarla harekete geçmek lazım. Günü kurtaralım, karizmamızı kurtaralım, hükümete veya Cumhurbaşkanı laf gitmesin diye yapılan stratejiler aynı bu ateşin söndüğü gibi ülkemizin umutlarını da söndürüyor. Evet sevgili dostlarım, dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.